Abi şeyi sorayım peki. Asya motoru yolladıktan sonra günlük bütçeniz ne kadar? Asya motoru yolladıktan sonra. Başladıktan sonra yani uçak biletlerini, Asya motoru transferini sorma evet. Asya kısmını sorayım. 30 dolar. 30 dolar. Günlük iki kişi 30 dolar. Ama Hindistan'da çok zor 30 dolar. Hindistan'da 40 dolardır herhalde. Çünkü benzin pahalı. Tayland, Laos, Malezya. 30 doları tutturduk oralarda. Daha işte ne kadar ne oluyor mesela konaklama aşağı yukarı 12 dolar civarı. Abi hepsi 3'te 1 gibi düşünün. Hepsi 3'te 1 yani 30 dolar 10 doları biz ucuz otellerde kalıyoruz. 10 doları oda fiyatı, 10 dolar benzin fiyatı günlük bazen 12 dolara falan çıkıyor. Yemekte sabah öğlen akşam hakikaten bir yine 8-10 dolara tutturuyoruz. Şeyde ama mesela Tayland ve Laos'ta hakikaten 25 dolar. Hani 20 dolar 25 dolara geliyordu. Çünkü şey mesela 8 dolara falan kalabiliyorsun. Ve çadırda kalıyorduk. Çadırda kalıyorduk. O da var da mesela 8 dolar hakikaten düzgün interneti olan işte yatağı temiz her şey. Hakikaten düzgün bir yerde kalıyorsun yani. Yemek mesela çok ucuz oralarda. Tayland'da yani, falan 1 doları adam gibi yemek tabii, yiyorsun. Mis gibi yemek yiyorsun. Sokakta temiz yemek yiyorsun. Temiz aynen yemek öyle. Yiyorsun evet. Benzin de çok pahalı. Malezya zaten. En pahalısı Tayland'dı. Benzinde ama o bile 1 dolar civarıydı. Malezya direkt 50 cent civarı. Çok iyiydi. Ben Malezya'yı çok sevdim ya. Malezya çok güzel bir yer. Hiç aklıma bile gelmedi Malezya'ya geçmek o bölgede. Abi bir de şey ya veriyor. Güzel. Yani, 90 gün veriyor abi. Direkt basıyor evet, 90 gün. Evet, Türk vatandaşına 90 gün. Git bir tane ucuz şey, şey o doğu kıyısında oteller gerçekten çok ucuz mu? Bayağı iyiler. Hani şey 5 gün kalıyor. Böyle şey değiller hani yabancıların dediği gibi fancy oteller değiller ama abi klima var, fan var, sıcak su var, internet çalışıyor. Ama oda fiyatı 6 dolar 2 kişi falan yani inanılmaz fiyatlar. Hani 90 günü bassın abi, git motorunu park et, bir hafta yayıl, internette yani videonu yükle. Kamp da yaparsın, öyle güzel yerler var ki palmiyelerin altı. Sokak işte, yemekleri, Malezya'nın onları da çok güzel. Çok güzel. Yani biz, güzel. Biz Malezya'nın herkes insanını da çok seviyoruz. Herkes İngilizce konuşuyor, çok rahat anlaşıyorsun. Zerre sıkıntı yaşamıyorsun yani insanlarla. Hemen bir de şey var, anlıyor her derdini. Malezya'nın yazı dili de Roman harfleri olduğu için tabela mabeli okuyabiliyorsun. Biz bir süre sonra çözmeye başladık şeyi. Malayca hani ufak tefek merhaba nasılsına falan başlamıştık yani. Evet. Tabii şey, biz 15 gün kaldık galiba. Sebebi şuydu, Tayland'a girip giremeyeceğimiz kesin değildi bizim. Bu tour guide gerekiyor ya, çok masraflı olma ihtimali var diye. Işte. Evet. Evet ya. Biz şansa geçtik, sormadılar. Ama lokal bir Malezyalı motorcu vardı yanımızda. Bize eşlik etti. Hiçbir şey yapmadı sınırda ama belki bulundu. Yanımızda duruyor olması bile gaydımız gibi gözükmüş olabilir, emin değilim. O sayede geçtik. 5 kuruş ödemeden geçtik evet. Sınırda. Ve plan şeydi, eğer bizi oradan almazlarsa Malezya'da uzun vize hakkımız var, bir sıkıntı yok. Rahat rahat daha 15 gün daha gezeriz. Motorları gemiye koyup Hindistan'a göndeririz. Kuala Lumpur'dan Chennai'ye veya Kalkuta'ya göndeririz evet, demiştik. Çünkü yani Tayland'a para ödersen zaten bir Myanmar'da ödeyeceksin. Onu öyle direkt atlarız diye düşünmüştük. Neyse ki girebildik yani. O yüzden biraz kısa kaldık aslında şeyde. Malezya'da daha uzun kalırdık. Abi bir şey sorayım. Ben genelde işte böyle motorla sürerek gelmiyorum. Uçuyorum direkt motor kiralıyorum. Hani çoğu insanın vakti yok çünkü. Evet doğru. O bölgeye gidip motor kiralansa nereyi şey yaparsın? Bak bu bilgi çok önemli bence. Hani ben de daha sonra kendi tecrübemi söyleyeyim hani. Tabii. Herkes aileler söylesin. Ama abi, şey gibi mesela İşte 10 günde 4 ülke olmasın yani arkadaşlar hani. Yok güney... Ne kadar bir ay bile olsa bir ülke olsun. Tabii. Baba Güneydoğu Asya'ya gezmenin en mantıklı yolu senin dediğin. Gidip motor kiralamak. Evet. Hem ucuz kiralı... Yani 250'lik motorlar ucuz gerçekten. Yani 500'lük 600'lük motorlar da onları çıkarsan fiyat 70 dolarlara falan evet, çıkıyor günlük ama 30 dolara motor bulabiliyorsun kiralık 250'lik ve enduro olan. CRP 250 bulunuyor bu arada. Hakikaten 25-30 dolar civarı. Cillop gibi çok güzel. Laos çok güzel. Çok doğal bir yer. Laos'tan git motor kirala gez. Bırak o motoru orada Tayland'da. İlla o bölgede aylar geçireceksen böyle yap abi. Bir tane sırtı takılabilen sırt çantası, sosis çanta. Onu motora bağla. Motor kirala gez. En güzel yöntem. Laos mu diyorsun peki? Laos olur. Tayland kesinlikle. Tayland'ın kuzeyi olur. Malezya kesinlikle. Malezya çok güzel. Motosiklet rotası için Tayland'da kuzey çok güzel. Evet. Chiang Mai tarafı. Evet. Ama hani mesela adalar gerçekten çok güzel. Tayland'ın genel olarak bütün adaları. Ama orada scooter kiralamak. Evet. Scooter kiralı. Tabii tabii. Ama şey de ucuz. Anakara'dan feribota motoru koyup geçirmek de gerçekten yani 5 dolardır belki hakikaten. Böyle bütçeni sarsacak bir para değil. Sana şey özgürlüğünü veriyor. Koydan koya gidip istediğin yerde kafana göre kalma veriyor. Çünkü adada şeyler fırsatçı. Scooter kiralama şirketleri. Bir de hani tır 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 o scooterla çok da keyifli olmaz. Öyle yokuşları var ki odaların. Bizim motorlar yani böyle yığılıp çıkamıyordu zaten.
Ama mesela Malezya'da yine nereler olabilir diye söylemiştin. İki sahil kıyısı da çok güzel. Özellikle ama... doğu sahili çok ıssız. Yani evet, el değmemiş, kimseler yok. Direkt halkı gördüğüm bir yer. Diğer taraftaki adalarsa, batıdakiler çok meşhur. Bayağı turistik ve hakikaten meşhur yerler var. Gittiğinde kendine göre mutlaka bir şey bulursun ya, keyif alacak. Fakat Malezya'nın... Batı kıyısını bırakıp. Malezya'nın batı kıyısı çok kalabalık. Malezya'ya gitmedim, pişman ettiler beni ya. Sen gitmedin mi? Yok, gitmedim Malezya'ya. Yolları çok güzel. Ama işte batı kıyısı çok kalabalık. Yani insan sıkılıyor bir süre sonra. Fakat kalabalığı şimdi kıyaslayacak olursam yani Hindistan gibi falan değil tabii ki yani. Hani... Ben bunlardan bir soru video çıkartırım abi. O yüzden anlattığım için bir de mevsimi sorayım abi ona. Yanlış mevsimdeyiz. Şu anda biz Temmuz ayındayız. Hepimiz yanlış mevsimdeyiz. şey diyorlar, Aralık Ocak diyorlar. Yani doğru düzgün sezon için. Çünkü en kuru ve en serin. Peki o zaman yani kalabalık oluyor oralar. Yok. Yani enteresan bir şekilde şöyle. Bu Tayland'a falan millet sıcakta geliyor. Çünkü denize girmeye geliyorlar. Saçma sapan sapıtmaya geliyorlar. İşte herkesin tatili Haziran, Ağustos dönemine denk geliyor. Avrupalı'nın geldiğini, Amerikalı'nın geldiğini düşünürsek. Evet. Buranın off season'ı daha çok Avrupalı'nın tatil sezonuna göre ayarlanıyor. Ama motorla gezmek istiyorsan herhalde Aralık Ocak'ta gelsen çok güzel, sakin sakin, nefis tadını çıkartarak bir tatil yaparsın. Ama o da motor kiralım için mümkün, çünkü sürerek gitsem bu sefer doğuna doluyum. Abi şey, bu rotaya motosiklet, Güneydoğu Asya'ya kendi motorunla gelmek bir hata. Evet. Ama mecburduk. Evet. Masraf açısından mı hata? Evrak işlerinin lanet etmesi açısından mı? İkisi de abi, ikisi de. Masrafı da çok. Şey de çok. Evrak işi de çok. Bir kere şu karneyi almak zorundasın. Evet. Uluslararası ehliyeti bize herkes diyor ki artık yeni ehliyetler, uluslararası ehliyet yalan. Kaç kere sordular? Asya'da evet. Kaç kere sordular? Evet. Tayland'da zaten kaç defa rüşvet verdim yani. Evet. Tayland'da hep soruyorlar. Ayrıyeten Pakistan bize transit vizeyi, bu detayı atladık bak. Transit vizeyi eğer uluslararası ehliyetiniz olmasaydı vermeyecektik dedi. Evet. Net bilgidir yani. Bak o da çok enteresan. Mesela Hindistan'a bizden bir hafta önce Ali'ye aynı yerden başvurdu. Uluslararası ehliyet aldırdılar. Biz bir hafta sonra gittik, bizden istemedi. Yani bu bir risk. %100 hani kesin bilgi diye bu bölgede bir şey yok aslında. Hani ama, %99 ama diyelim. Ama şunu söyleyeyim yani o belge evet, yanınızda olsun. 300 lira mı veriyorsunuz? 500 lira verin arkadaş. Evet. Çünkü tabii o bir şekilde rüşvet olarak geri mutlaka çıkıyor. Evet. Yani onu sorma hakkı olmasa dahi bir polis seni çevirdiğinde hemen şeye başlıyor. Evet. O yok, bu tabii, yok, tabii. Şu dilde yani. Adamlar da biliyor. Biliyor yani. Oradan rüşvet alabileceğini biliyor çünkü. Bir de şey düşün. Kamboçya'daki gibi o lanet polis gibi bir tanesi denk gelirse, ki kuralcıydı. Bizi sokmadı ülkeye. Şimdi Kamboçya'ya giremedik biz. Vizemiz vardı. Motorlara permit almanız lazımdı dedi. Uçakla gidip uçmanız lazım başkentten. Permit almanız lazım, öyle geleceksiniz dedi. Tek giriş hakkın var. Motoru Laos'ta bırakabiliyorsun. Oraya da almıyor. Onu da söyleyeyim mesela. Kamboçya motorla gezmek için de çok böyle süper rotası olan bir yer değil yani. Abi bence bizim şey rotamıza çok uygun olacaktı aslında. Bir loop yapacaktık o yüzden. Farkındayım hani, bir ay çiziyorsun derdi. Sen evet, şey motor kullanmak için çok çekici bir ülke değil yani. Neyse şeye geleyim abi ben tekrardan. Uluslararası ehliyet yanınızda kapıları açmak için bir anahtar gibi düşünün. Gerçekten denk gelebilirsiniz kötü bir polise. Kötü değil, kuralcı, evet, adam kuralcıdır. Tabii. Uluslararası ehliyet olmadan sana vizeyi vermeye de bilir. Rüşvet versen de alamayabilirsin. Yani çünkü rüşvet de kabul etmiyor adam. Ülkeye sokmayabilir, her şey olur. Bu arada şu rüşveti konuşuyor olmak bile bugün Güneydoğu Asya'ya kendi motoruna gelmemek adına bir şey yani, rüşvet vermek normalleşmiş durumda burada. Biz vermedik. Gururluyuz. Ben çok verdim. Hepimizin neredeyse verdim biz yani. O kanımın son damlasına kadar gerçekten savaştım. Bazı kötü davranışlar sergilemiş olabilirim sınır polislerine karşı ama. Ya biz biraz şey olduk yani, çok toleransımız bitmişti buralara geldiğimizde ve en ufak işgüzarlık bizi sinirlendiriyordu. Abi sizin çünkü şanssızlığınız, pardon, direkt buraya gelseniz heyecan verici olurdu. Evet. Daha güzel yerlerden buraya gelince evet, bu şeye benziyor motora mesela. Diyor ki motor güzel mi hani? Bu şeye bağlı. Bunun önce ne kullandın abi? Evet. Tamam anladım. Motor titreşimli mi? Daha önceki motor ne kadar titreşimli? Evet. Aynen abi. Şimdi plastik bana, ne kadar iyi? Bana tenere yumuşacık geliyor mesela. Evet, tenereye millet diyor ki abi şey gibi, Hilti gibi diyor. Evet. Oğlum sen hiç o zaman F650 kullanmamışsın o zaman hayatında yani. Ya da KTM 640'a binmemişsin yani. Mesela bu motorun virajı nasıl diyorlar? Hani 690'dan sonra bunun virajı efsane güzel. Çok güzel evet, yani. Değil mi? Cillop gibi. Tabii ama ikisinin şeyi farklı, amacı farklı zaten. Aynen öyle. Ya bu şey tamamen kendi
beklentilerim ve tecrübelerimle alakalı. Evet. Millet diyor niye dişli lastikle buraya kadar gelmedin? Abi yolun %90 asfalt çünkü. Niye geleyim abi? Niye geleyim ki yani? Herkesin takıldığı konu. Herkes abi. Nasıl bu lastikle mi lapale? 17 inç önle nasıl gideceksiniz? Bin lastik bununla mı gideceksiniz? Yok amortisörün şey mi olur? Motorunuz gider mi? Yani yol bitsin öyle cevap vereceğim. Evet, en güzel cevap öyle olur. Tabii tabii. Onu bekliyorum. Ben tencere kapağı alacağım bir tane. Onun önüne yazacağım yani. Satıyorlar, her yerde var. Yani şey, hakikaten bitince buna şey yapalım da insanlardaki bazı kalıplar var. Bunları, bu kalıpların oluşma sebebi de işte yurt dışında görüyor abi şeyi. Tam olarak. Instagram'dan gördü. ADV Rider abi. ADV Rider. Bunun sebebi ADV Rider. İşte, ben sana söyleyeyim. Search ADV var, Instagram'da bilmem ne var. Adam oradan görüyor. Upshift Online var, bilmem ne var. Görüyor abi dişi lastiği, adam böyle yürümüş, Moto GS'de gidiyor bilmem ne falan. Diyor ki işte buraya böyle gidilir arkadaşlar. Tabii, işte. Şimdi, tabii. O adam, bunu diyen kişi, X biri, o gördüğü motoru ya da o dişi lastikle falan kendisi gidemez zaten. Yani o giden adamı bilmiyor. E şimdi bizi niye laf ediyorsunuz? Belki biz gidebileceğiz. Yani sonuçta Erkin'de diye bir şey var. Çamura girmediğin sürece, kuma girmediğin sürece, rotayı ona göre belirlediğin sürece her yolu gider bu lastik. Yani gider tabii. Motor da gider. İlla ki şey gibi gitmene gerek yok. Motocrossçu gibi kullanmana gerek yok. Ayaklarını açarsın yine gidersin. Evde götürürsün abi. En sevdiğim şey. Yanına giderim koşa koşa götürürüm motoru yani. Ben yapamıyorum ya. Yan çantasına çarpıyorum. Motor bir yana ben yanına. Başka bir yerden mesela ineceğim zaman büyük makineyle risk almıyorum. Kapatıyorum abi. Debriyajda. Aynen. Bitti. Aynen. Şimdi iniyor muyum? İniyorum. Varacağım yere gidiyorum. A'dan B'ye gidiyorum. Bitti. Gidiyorum. Yes, abi sana bir örnek vereyim. Aynı konu. Yine ADV Rider'dan aklıma geldi. Karbüratör ayarı. Abi şimdi YBR kullanıyoruz. Bu motor 2500 metre rakımın üzerine çıktığı zaman beygir gücü 4'e 5'e falan düşüyor. Gerçekten gitmiyor. İtiyoruz çoğu yerde. Yani bunu söylemekten de gocunmuyorum. İtiyoruz abi birbirimize. Abi şimdi girdim. Peru'dayız, Bolivya'dayız. Sorun yaşıyorum yani gidemiyorum bir türlü. Benim motorun karbüratörü bozuktu. ADV Rider'a girdim. Dedim ki ne yapabiliriz falan. Abi postları okudukça ulan yani ben burayı okumayayım dedim ya, bunlar saçmalamış. Konumuz şu, biz 3700 metre rakımdayız. 10 beygirlik motora karbüratör ayarını nasıl yaparımı araştırıyorum. Adam Kaliforniya'da oturuyor paşam. Yandaki Rocky dağlarına çıkacakmış. Rakım 1500 metreymiş. Motoru da Suzuki DRZ400'müş. Jet takımı taşıyor yanında. İşte her rakıma göre karbüratörün jetini falan değiştiriyor. Bunlar şey abi. Artık sıkıntıdan ne yapacağını şaşırmış. Hiç derdi olmayan adamlar. Gerçeklik dünyasına gelirsen gerek yok. Evet, YBR buralara yani 5300 metrede çıktı sonuçta. 20 ile gidiyor mu? Gidiyor. Yani maksat bir yerden bir yere ulaşmaksa senin sorun çözme yeteneğin, iraden yetiyor bu işlere. İlla ki yetiyor bu arada. Kapatalım mı? Tamam. Son bir şey daha soruyor abi. Ondan sonra şey yapalım. Kapatıp şey yapıyorlar. Tamam. O gear headler her yerde var. Yani. Ha, bir de çanta olayını şey yapalım. Mesela bizim motorun orijinal çantası vardı. Onları almadık özellikle. Sosis'le gittik. Yani bizim millet bayılıyor ya böyle çantalı falan. Tabii, tabii, tabii. Yani şeyle alüminyum çanta yerine kilitsiz böyle sos çanta olmaz mıydı? Bizim açımızdan olmazdı abi. Ya çok uzun bir tur. Mesela Avrupa'da biz sürekli motorları park edip geziyorduk. Yaya yani çıpıdık terlikleri giyip geziyorduk. Ve her şeyi üstüne kilitliyorduk motorun. Daha doğrusu açıkta hiçbir şey kalmıyordu zaten. Çünkü ilk yola çıktığımızda tap gezler tamamen boştu. Kask, motosiklet pantolonu, mont ve botları koyup sırt çantası alıp terliklerimizi giyip yürüyorduk. Şimdi öyle bir koşulda soft çantayla motorunu hiçbir yerde 3 saat, 4 saat bırakamazsın. Avrupa için olmazdı. Güney Amerika için olur. Bence olurmuş yani. Benim içim yine rahat etmezdi. Ama yine Kolombiya'da, Peru'da ve şehir merkezinde bırakamazsın. Bırakamazsın motorunu, evet. Ama olabilir. Yani otele çıkartırsın, edersin. Ben mesela o kadar uğraşmak istemezdim. Her gün sırtımı al, işte yüklen çıkart. Zaten yorgunsun, uğraşmak istemiyorsun. Yani yine bu tura çıkıyor olsam ben yine alüminyum çanta %100 tercih ederim. Fakat ama bir tık küçük alüminyum çanta tercih ederdim. 45 litre çok olunca çok şey taşıyorsun. Doğal hem olarak. Hem bağlı hem geniş. Evet. Ama alüminyum çanta ikinci olarak da şeyde çok bize faydası oldu. Motorları düşürdük. Hani bizim bir ciddi kazamız hiç olmadı da motorları düşürüyorsun abi. Bu motor düşüyor böyle bir turda kesin. Hem motoru korudu gerçekten. Hem bizi korudu. Hem de içindeki eşyaları korudu. Yani laptop taşıyorsun, fotoğraf makinesi taşıyorsun, işte kapkacak taşıyorsun.
Hiçbir şeyimize hiçbir şey olmadı açıkçası. Kaç kıyafet taşıyorsun Adile? Abi bizim kaç tişört, Decathlon'un şu küçük şey çantaları var ya, suitcase gibi böyle, hı-hı, evrak çantası gibi kıyafet çantaları vardır. Birer tane aldık. Hı-hı. Bunun içine, evet, ne koyabiliyorsak o dedik. 3 tişörtüm var. İşte 3-4 tane boxer'ım var. Bu arada bu sayılar fazla. Yıkayabiliyorsunuz. Deterjan her yerde var. 2 dakikada yıkanıyor, 2 dakikada kuruyor. Yani iyi planlarsanız, otele girer girmez yıkarsanız ertesi sabah kurumuş alıyorsunuz. Biz 3 tişört, 3-4 parça iç çamaşır. Benim bir tane şortla gezdim ben, turun 4'te 3'ünü. Bir şorta dönüşen senin pantolonundan vardı. Onunla bitirdim. Şimdi buralarda biraz Tayland'da falan kıyafet ucuz olunca böyle aldık, böyle garip garip şeyler aldık falan. Biraz arttı ama bir çanta, küçük bir çanta, şu tepsinin şu kadarı kadar büyüklükte, şu yükseklikte bir çantanın içine sığdırdık her şeyi. Benim biraz daha fazla. 3 tişörtüm, 3 atletim var. Ama şey yani, 3 tane tayt taşıyorum. 2 tane şortum var. Fakat hani bunların hiçbirisi zaten yer kaplamadığı için, evet, sıkıntı da yaratmıyor. Bir de arada değişiklik iyi oluyor. Ama bence şu çok önemli. Mesela tişört ya da altına giydiğim malzeme 3 tane olmalı. Çünkü yani ikisi kesin kirleniyor ve bir üçüncüye her zaman ihtiyaç duyuyorsun. Bence 3 parça kesinlikle olmalı. 3 fena değil, evet. Yani 3 tişört ve 3 tane altına giyebilecek kıyafetin olmalı. Yani 4'e gerek yok belki. 2 de az. Hani ama 3 olmalı. Şey demeyin, bir iç çamaşırına çok para verilir mi demeyin. Kaliteli iç çamaşırı alırsanız, evet, bütün tur boyunca giyersiniz. Evet, aynen öyle. Evet. 5 katı pahalı da olsa alınır yani, değer. Bunlara değiyor çünkü üzerinde taşıdığın ve senin sağlığını zaten koruyan şeyler. Yani en önemli şeylerden biri içine giydiğin tabii şeyler. Ki, tabii yolda ki. İşte terle, evet, sonuçta bir sürü hava değişikliği oluyor. Çok terlediğin oluyor, nem oluyor. Hı-hı. Ki Amritsar'da biz mesela yıkadığımız şeyleri kurutamadık doğru düzgün. Doğru. Tabii nemden, nemden yani kuruluyor. Bir nem yok yani. O yüzden onları işte daha teknik şeyler alırsan hem tabii kuruma ki süresi var, üstünde giydiğin zaman işte o yapışma etme vesaire, onlardan da kurtuluyorsun. Aslında tabii şey, bir kalem, önemli bir kalem yani. Çok önemli, evet, kıyafet çok önemli bence. Bir de son olarak ilacı sorayım abi. Ha, ne evet taşıyorsunuz yanınızda? O en güzel soru aslında en sona kaldı. Evet, antibiyotik özellikle, hı-hı, almıştık çünkü reçetesiz dünyanın hiçbir yerinde, hı-hı, ulaşamıyorsun. Bozuldu mu peki? Evet. Bozulmadı. Bozulan ilaçlarımız oldu ama görsel olarak bozulmadı. Antibiyotik bozulmadı ama birçok ilacımız formunu kaybetmiş, attık. Evet, attık onları. Ağrı kesici var. Ateş düşürücü. En mide çok kullandığımız ateş düşürücü oldu. Mide ilaçları var. Hiç kullanmadık ama midenizde bence gerekli. Evet. Çünkü mide, evet, çok bozulabilen bir şey yolda. Direkt bozuluyor. Ama hakikaten hiç kullanmamıza gerek kalmadı. Kas gevşetici var. Hem jel, evet, hem yine hap olarak. Yine söyleyelim, Biofreeze. Biofreeze diye bir kas gevşetici var, jel. Yani bir numara. Kesinlikle gerçekten çok başarılı lazım yani. Biraz pahalı diğerlerine göre ama ben de galiba onu getirdim ya. Biofreeze direkt çözüyor abi, ne varsa. Şey yani. Biz de ekstra mesela abi hemoroid ilacı taşıyoruz. Çünkü bu, evet, sıcaklarda. Abi çok önemli kesinlikle noktaya değindi. Bu turda iki kere, evet, çok ciddi sorun yaşadık. Evet. Hemoroid olmadık. Ama motor üzerinde sabit oturmaktan dolayı bağırsaklar hiç hareket etmiyor. Evet. Sindirim ve boşaltım sistemi durma noktasına, aha, geliyor ve ilk tuvalete gitmem büyük acılara sebep oluyor. Evet. Ben iki kere çok ciddi sorun yaşadım. Evet. Kesinlikle krem. Yani bunu söylemekte şey tabii yok. Tabii. İnsanlar bunu yaşıyorlar, evet, herkes. Evet. Bu hastalık şeydir abi. Bağırsak, hemoroid falan. Evet. Herkesin başına bir kere gelir ama konuşmaz yani. Hiç, evet, kimse sen. Evet. Aa, o ne hiç. Bize bir arkadaşı olmuştu ama. Hani ben de hemen yazdım yani Instagram'da bir zaten. Yok. Şunları bunları abi aldık. Öneriniz varsa söyleyin dedim. Krem de yazmış, hemoroidi çok iyi yapmışsın süper diye. Sen söyleyince, evet, destekliyor muyum? Yok yok. Kesinlikle olması ama lazım. Evet. En çok başına gelen, evet, şey. Biz onu beslenmeyle çözmeye başladık çünkü yani konu şey değil, ilaç da kullansan, evet, hemoroid oluyorsun. Hemoroid olduktan sonra kremle geçirebiliyorsun, yani başlarındaysa, ama olay beslenme. Tabii, oldurtmamak lazım. Sen de anlat. Tabii, tabii. Olay beslenme. Biz direkt sebze yemeye başladık. İtalya'dan itibaren sebze yemeye başladık. Hayvan gibi su içmeye başladık. Su içiyorduk ama daha çok içmeye başladık. Vallahi direkt çözdü durumu. Evet. Benim İran'ın 4. günü sanırım, yani gezinin 10. gününde falan işte, evet, size anlattım az eczane olayı, hemoroidden ben tahmin olaydı ettim zaten. Evet. Açıkçası benim de aklımda o vardı. Başka ne olabilir ki dedim. Ve çok su içmeme rağmen oldu.
Ve sebebi de şey, büyük ihtimal bana safran dokundu. Hmm. Çünkü safranlı pilav yemiştim. Ve et. Yani çünkü hep et. Sürekli et. Et uzun yolun düşmanı abi. Aynen. Zaten oradan sonra kestim ben. Hani ondan İran, sonra hiç et yemedim. İran, Pakistan abi sırf pilav et ya. Hem susuzluk yapıyor hem de dediğin aynen. bağırsak problemleri aynen. yapıyor. Bir de sıcakta hiç çekilmiyor gerçekten. Su hijyen çok içmeme rağmen ve hani sabah akşam böyle tuvalete çıkıyordum açıkçası. Hiç sorunum hı. yoktu sindirim sistemiyle ilgili ama ona rağmen sürekli oturmaktan ve sıcaktan evet. dolayı hemoroid sorunuyla karşılaştım ama Allah'tan şey oldu. Ya beni şu kurtardı. Çok saçma bir detay belki yani bağımsız ama jel kurtarmadı mesela. Jel bir hı-hı. şey çözmedi. Tablet ilaç aldım. O çözdü ama en büyük sorun tabii şey motora oturduğunuz zaman, seleye evet. oturduğunuz zaman Airhawk hemoroid dostu çıktı. Benim çok komik bir çözümüm var abi. Lafını balla kesiyorum ama Airhawk'ta bulamadık. Biz Meksika'daydık benim başıma ikinci kez geldiğinde. Şeyler var. Hatta köyü de çok iyi hatırlıyorum. Şey Campeche'de. Ay neydi? Dur. Neyse güzeldi bir kasabaydı. Bir markette şey gördüm ama hep gözüm şey arıyor böyle. Popomun altına ne koyabilirim diye geziyorum. Biz yemek almaya girmişiz markete ama ben hala şeylere bakıyorum. Popomun altına ne koyarım falan. Orada bir tane köpek oyuncağı gördüm. Şöyle üçgen şeklinde. Vik 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 atan şeyler var ya. Üzerine oturunca da ötüyordu böyle eğleniyordu. Ondan aldım. Abi yani çünkü... Başka çözüm olamaz abi yani. Yani bu ya, turun... Havlu koyduk, yastık koyduk, yok, bir sürü yok. Şey denedik seni üstüne. Yani, kimse de bu konuyu konuşmaktan utanmasın çünkü bu... Evet, evet abi çok önemli. Bir numarası... Abi biz meyve yedik mesela. Evet. Anormal meyve yemeye başladık ve direkt çözüm. Evet. Tabii tabii. Yani zaten beslenmeden abi, kaynaklı. Abi vejetaryen beslenme aslında çok güzel bir şey. Tabii tabii. Her yani, şey... Yeterli proteini şeylerden alabiliyorsunuz. Bu bakliyattan falan alabiliyorsunuz. Bizimki alışkanlık yani. Alışkanlık. Ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Alışkanlıktan et yiyorum. Ama benim, onun dışında et yemek zorunda olmadığım zamanlarda hiç aramıyorum eksikliğini. Mesela mutfağı süper geldiniz evet, abi. Evet. Evet. Bulduğumuz birkaç yerde bile istemedik. Yani. Abi de şeyi söyleyeyim mesela motorda da öyle. Millet hep bozulduktan sonra ne yapacağını düşünüyor. Bütün tabii. önlemler o. Hani sağlıkta da öyle abi hani. Ya bozulmaması için ne yapacaksın aynen, abi? Aynen. Yani hemoroid olmaması için ne yapacaksın? Bak sıcakta sürüyoruz. Bak burada 4 adam, bir, yani 3 adam evet. bir kadın var. Bu işi yani yaşamış insanlar. Sıcakta sürüyoruz. Saatler boyunca motor kullanıyoruz. Sert tiledi sürüyorsun. Baharatlı yemekler yiyorsun. Hani hemoroid olmak için bütün nedenler var. Tabii tabii. Yani abi, sık mola vereceksin. İşte Airhawk kullanacaksın. Bol su içeceksin. Baba, meyve yiyeceksin. Baharat etten uzak duracaksın. Meyve. Yani meyve dediğimiz şey her yerde var. Evet. Kirlenme ihtimali çok düşük. Ucuz. Ucuz. Bir gezginin bir numaralı evet. dostu meyvedir arkadaş. Yani muz yersin, bir tane de daha sulu bir şey yersin, bitti. Vitaminini de alırsın, mineral de alırsın, beslenirsin de yani. Muz da 1 dolara aşağı yukarı 20 tane veriyorlar. Evet. Yani muz dünyanın her yerinde var bu arada. Bir de şey var, sağlığını kaybettikten sonra özellikle yol koşullarına toparlaman çok zor. Çünkü yani... Zor durumdasın, motora binemiyorsun, oturamıyorsun. 10 gün yatacak mısın bir otelde? Planının gerisinde kalıyorsun. Ekstra masraf olarak geri dönüyor. Yani bir sürü konuştuk açıkçası. Can ne yapacağız? Nedir durumun? Ciddi kritik. Evet yani Pakistan'a geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Hani olasılıklardan bir tanesi geri bile dönmesi yani. Hı-hı. Eğer çok evet. ağırlaşması yapsa kullanamaz adam. Tabii. Tabii yok ki. Canım. Yani benim durumumu hatırlıyor musun? Evet. Ben mesela. Öksüremiyordum. Evet, çok kötüydü. Öksüremiyordum. Yani şeyde o Meksika'nın batı sahilini ben şeyi hatırlıyorum. Böyle acı içinde. Tuvaletteki dakikalarımı hatırlıyorum. Böyleyim yani sürekli acı içerisinde uyuyamıyorum falan. Çok kötüydü. Yani bu hakikaten konuşmakta ayıp olmayan bir konu. Bu bir motosiklet turunun can düşmanı Basur. İkincisi de mantar abi ayak oluyor. O kadar evet, havasız kalıyorsun evet. ki yani. Evet. Biz neyse ki o seçimimiz yüze olmuş. Evet. Sürekli yaşamadık. O çorap dediğin çorap çok önemli. Çok iyi abi yani. Biz de Cool Max çorap aldık. Mesela bambaşka bir şey yani. Çok kalın gibi duruyor. İnsanlar böyle kışlık çorap falan diye zannedebilir ama. Değil abi. Cool Max gerçekten o terlemeyi. Aslında hava kanalı bırakıyor arada. Aslında file gibi yani onun şeyi. Bir de beni mesela kurtaran şey Tiger Woods. Ya ben mesela içime boxer giymiyorum artık. Çünkü iki kat oluyor. İki kat bile fazla yani Pakistan'da falan. Direkt tighter giyiyorum. Hava alıyor. Hava aldığı için terleme de azalıyor. Bu arada güzel bir detay şu olabilir.
uzun turlar için kaliteli bisiklet taytları, aynen, pedli aynen. taytlar aynen. müthiş çözüm. Hem aynen. onlar antibakteriyel hem de şey rahat oluyor. Balaklava da aynı şekilde. Mesela Pulmax balaklava aldık. Yani keşke onlardan birkaç tane daha bile alsaymışız. Yani, hatta Erkin Coşuk kurmuş eldiven bile aldı. Valla onu da test ettim abi, ciddi çok şey mesela sıcaklarda eldivenin içine giyiyorum. İşe yarıyor mu? İşe yarıyor abi. Güzel. Doğrudur. Güzel. İstersen vereyim bak. Eyir abi vardı şey yaptım. Özsan'a verdim. Hani... Ben şu anda şey sayıyorum abi. 20 gün mü kaldı? 3 hafta mı kaldı? Benim artık durumum biraz vahim. Gün bitirmeye çalışıyorum. Evet, aynen ben malzemeleri hafifletmeye çalışıyorum. Dönüşe geçtikçe. 40 dakika oldu. Oo 40 dakika. Bundan bir sürü video çıkardım. Çok güzel oldu. Ya. Güzel oldu. Valla siz de geçe bıraktım. Gevezeyim. Olsun ya. Ya özlemişiz ben abi. Ben bana kalsa bir gün daha yatalım burada öyle. Ben de canım dedim yatalım mı bir gün daha. Biz gidelim. Biz de kaçalım. Hadi kalkalım. Abi. Hadi bakalım. Fotoğraf çekmeyi unutmayın bak. Abi, abi evet hiç yani. Fotoğraf çekmedik. Connected.